Merhaba, iyi günler. Van Büyükşehir Belediyesi'nde konuğuz ve Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Neslihan Şedal ile Van'ı konuşacağız. Neslihan Hanım merhaba. Merhaba. Bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Van'ı biz nereden duyduk? Daha seçimin hemen ardından Abdullah Zeydan'ın belediye başkan seçilmesinin iptal edilme girişimiyle gördük ve bayağı birkaç gün geçti ve sonuçta siz kazandınız. Hala onun etkisi sürüyor mu? Evet, sürüyor. Öncelikle sizler hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizi buralarda görmek gerçekten mutluluk verici. Bizler özellikle sizin gibi tarafsız gazetecilik yapan, haklıyı, özgürlükten yana mücadele eden herkesin adaletten yana hukukun üstünlüğünü tesisi için ve bu amaçla mücadele eden herkesin sesi olabildiğiniz için bunu yaymak için mücadele ettiğiniz için de teşekkür ederiz ayrıca bu vesileyle. Evet, Van direnişinin etkisi hala sürüyor. Bizler biliyorsunuz çok çetin bir mücadeleyle aslında seçim çalışması yürüttük. Ve bu çetin mücadelenin sonucunda 14'te 14 zaferiyle seçimi sonuçlandırdık. Yani bu 14'te 14 yapmanın birçok sebebi var. Çok boyutlu bir denklem aslında. 14'te 14 değil diye anlamayabilirler. 14 ilçenin 14'ünü de aldınız. Evet, onu açacağım. Evet. Hatta biz artık son dönemlerde 14'te 14 demiyoruz, 15 diyoruz. Çünkü Van direnişinden sonra bir kez daha aslında herkes için, tüm Türkiye halkları için aslında kazanılmış bir direnişti. Van'ın kurtulması demek birçok yerin kurtulması demekti. Bu sebeple artık 14'te 14 değil, 15 diyoruz aslında. Dolayısıyla yani bizim için seçim hakikaten az önce ifade ettiğim gibi biraz çetin bir mücadele sonucunda gerçekleşti. Zafere dönüştü. 13 ilçe ve Büyükşehir Belediyesi olmak üzere 14 belediyeyi bizler kazanmış olduk. Yani bu kazanma hali, bu direniş hali bizim için aslında birçok şeyin birikmiş olmasıydı. Yıllar sonra, 2013 yılından sonra Gezi direnişi, Kobani direnişi derken yani özellikle 2016'dan sonra OHAL ilan edilmesi, kanun hükmünde kararnamelerle işte birçok hak ihlalinin yaşanması, o zamandan bu yana toplumun her tarafını saran bir tecrit politikasının yürütülmesi, halkların sesinin çıkmaması aslında demokratik haklarını bile ifade edememeleri, gerçekleştirememeleri üzerinden bayağı uzun yıllar geçmişti. Ve bu birikme hali özellikle kayyum politikalarına karşı bir öfkenin dışa vurumu, özel savaş politikalarına karşı bir aslında ses çıkarma hali, refleks gösterme hali kendini bu seçim sürecinde oldukça yoğun hissettirdi. Bizler de aslında kadınların, gençlerin, annelerin, halkların bize yakın olsun olmasın, bize mesafeli olan ve belki bize karşıt duran birçok kesimin işte özellikle Mazbata gaspından sonra, işte 14'te 14 başarısından hemen sonra sizler de biliyorsunuz sevgili eş başkanımız Abdullah Zeydan'ın memnun haklarının geri çekilmesi, geri alınması ve mazbatayı vermemeleri üzerine YSK'nın mazbatayı vermeme üzerine bir kararı gelişti. Bunun üzerine aslında bu direnişin ruhu yani 14'te 14 yapma zaferinin ruhu kendini bir kez daha demokratik hak talebin kendi iradesine sahip çıkma hali, kendi sözüne, kendi kentlerine, kendi kurumlarına sahip çıkma hali biraz daha demokratik bir şekilde halkın direnişi sonucu tekrardan elde etme ve yeniden iradeye sahip çıkmayla bir hak kazanma, iradeye sahip çıkma ve bir direnişi aslında göstermiş oldu halk. Sizin de ifade ettiğiniz gibi siz kazandınız dediniz. Evet, bizler kazandık ama bu biz kavramını açtığımız zaman burada demokratik hakkını ortaya koyan gençler, belki de protestolarda demokratik hakkını yani iradesine sahip çıkan kadınlar, geç saatlere kadar işte tencerelerle o ses çıkaran anneler ve hakikaten demokrasi isteyen, demokrasi talebinde bulunan uzun yıllardır hak ihlalleriyle karşı karşıya olan bütün kesimlerin emeği olarak değerlendiriyoruz. Bu hak gaspı, mazbata gaspı herkesi bir çizgide birleştirdi.
Ama işiniz çok zor. Belediye binasına büyük bir pankart asmışsınız ve belediyenin devraldığınız borçları 8 milyar mı? Evet, 9, aslında 9 milyara yakın. 8 9 milyarı milyara aşkın yakın bir. bir borç. Şu ana kadar konuştuğumuz bütün belediyelerin, Mardin, Diyarbakır, Batman hepsinin benzer bir sorunu olduğunu gördük ve bu şok yaşamış hepsi. Öyle gördük. Siz de böyle bir şok siz de yaşadığınız anlaşılıyor. Doğrusu şöyle hocam, şöyle biz elbette ki bir şok yaşadık ama 8 yıllık bir kayın pratiği var. Bir kenti talan etme hali var. Özellikle atanmış ve özellikle bunun için atanmış yürütülen bir politika var. Bizler seçim öncesi yani 3 milyar TL olduğunu düşünüyorduk. Hep şunu ifade ediyorduk. Aslında biz 3 milyar TL olduğunu biliyoruz. Basından işte zaman zaman kamuoyuna yansıyan kimi bilgiler üzerinden bu değerlendirmeyi yapıyorduk. Ama halk şunu söylüyordu. Diyordu biz bu kadarını biliyoruz ama tahribat çok daha fazla. Halkın hep söylediği şey buydu. Ve biz buraya geldiğimizde gerçekten de 3 katı olduğunu gördük. Evet, bir şok hali oldu ama çok da şaşırmamak gerekiyor. Zaten bunun için gelmiş bir, bunun için yürütülmüş bir politika var. Bilinçli bile isteye bir borçlandırma hali geliştirilmiş. Yani siz ifade ettiniz, bu tahribat sadece ekonomik boyutu. Bir de aslında işin arka perdenin kısmına baktığımızda, yani işin nasıl ifade edilir? İşin yani arkasında dönen işler çok daha farklı boyutta. Yani çok ciddi anlamda bir sosyolojik tahribat da var. Belki biz hep ekonomik boyutunu konuşuyoruz. Birazdan belki bu sosyolojik tahribatını da konuşacağız, neler yapılmış diye. Sadece yani kurum içerisinde ayrı bir sosyolojik tahribat var. Topluma yayılan ayrı bir sosyolojik tahribat var. Yani ekonomik boyutu elbette biz her defasında konuşurken şunu ifade ediyoruz. Diyoruz ki borçtur, bir şekilde ödenir. Ama önemli olan halkın üzerinde yaratan tahribatların telafisini yapabilmek, bunu giderebilmek. Bunun için de. Şimdi şu ana kadar 2 aylık bir deneyiminiz var. Bunun ilk günleri biraz gergin geçti ama sonuçta işe koyuldunuz. İşe koyulduğunuz zaman en öncelikli meseleniz ne oldu? Şöyle, en öncelikli meselemiz aslında biz geldiğiniz gibi siz de ifade ettiniz. Çok yoğun bir ziyaretçi yani ziyaret hali gelişti. Her taraftan, sadece Van'dan değil, il dışından, yurt dışından, Avrupa'dan, her yerden Van'a çok ciddi bir ziyaretçi akını geldi. Ve buradaki direnişin yerinde görmek istediler. Halkın kendi kurumlarına, kendi kentlerine sahip çıkma halinin yerinde ve işte temsiliyetinin yanında görmek istediler. Bizim aslında bir 2 ayımız böyle geçti. Sürekli işte ziyaretler, sivil toplum kuruluşlarından, siyasi partilerden, meslek örgütlerinden, emek örgütlerinden çok ciddi bir ziyaret ve aslında görüşme talebi vardı. Bunu neden açıyorum? Şu açıdan önemli. Bizler direniş esnasında sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partileri ciddi anlamda bizimle dayanışmayı örme halini o direniş anında gördük. Ama bizim için daha da anlamlı olan hala o dayanışma ruhunu devam ediyor olması. Bizi hala birçok farklı parti, siyasi parti temsilcileri arıyor. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri arıyorlar ve diyorlar ki biz hala sizinleyiz. Olası bir durumda sizinle birlikte olduğumuzu her zaman bilmenizi isteriz. Bu bizim için çok çok önemliydi. Şu için ifade ediyorum. Biz her defasında, hani her defasında bu borç miktarını, işimizin zor olduğunu, bazı çalışmalar yürütürken bu ekonomik tahribatın bizi fiziki olarak zorlayacağını söylüyoruz. Ama eğer yanınızda bir halk varsa, arkanızda duruyorsa ve her şeyin farkındaysa, bu yükün sorumluluğunda ortaklaşmak istiyorsa, bir kentin sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, emek örgütleri, kentin dinamikleri sizin yanınızda olduğunu söylüyorsa, siz bu yükün altından daha kolay çıkarsınız. Bizim aslında bu 2 ay içerisinde deneyimlediğimiz en anlamlı durum buydu. Peki, Gücümüzü ve moralimizi daha çok buradan alıyoruz ama tabii ki diğer boyutlarını da konuşacağız. artık yani olay hizmet boyutu. Tabii ki insanlar dayanışmalarını söylüyorlar ama sizden de bir şeyleri yapmanızı istiyorlar. Nelerle başlıyorsunuz, nelerle başladınız? Şunu ifade edeyim Müşer Hocam. Biz 8 yıldır kayyumların ne yaptığına bakmak gerekiyor.
Bizler önceki dönemlerde biliyorsunuz hani bizim hayata geçirmek istediğimiz bir fikriyat var, bir paradigma var. Demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü bir yaşam felsefesiyle biz yerel yönetimler modelimizi örmeye çalışıyoruz. Bütün çalışmalarımız bu minvalde yürüyor. Bir yol yaptığımızda da ekolojik olması için mücadele ederiz. Yaptığımız bir imar planlamasında da aslında daha demokratik bir yaşamla inşa etmesi ve ekolojik dengeyi sağlaması. İşte her zaman bizim ifade ettiğimiz perspektif şudur. Kadın özgürleşmeden toplum özgürleşmez. Bu anlamda kadın kırım politikalarına dair çok ciddi çalışmalar yürüttük kurumsallaşma adına. Dolayısıyla burada bu kentin sorunlarına dair ulaşım sorunu, işsizlik sorunu, yoksulluk sorunu, afet meselesi, yani aklımıza gelebilecek işte turizmin gelişmesine dönük çalışmalar, bunların hepsi aslında bu kentin temel sorunlarıydı. Her defasında ifade ettik. Sadece yerel yönetimler alanında değil, siyasi parti alanında da mücadele ettiğimizde, kadın hareketinde de ifade ettik. Yani her alanda, kültürel alanda, sosyal alanda, ne alanda mücadele ettiysek bu kentin sorunları her zaman bizim gündemimizde oldu. Dolayısıyla yerel yönetimlere baktığımızda işte HDP belediyelerinin elindeyken hala işte özellikle seçim süreçlerinde çalışma yürüttüğümüzde referans gösterilen işte Bekir Kaya ve Hatice Çoban döneminde yapılan çalışmalar, işte bunun döneminde şu yapılmıştı, bunlar yapılmıştı ama kayyum dönemine dair bir hafıza yok bu kentte. Hafıza şu, hiçbir şey yapılmadı. Bu kentin tahribata uğratıldığı, bir yıkıma uğratıldığına dair bir hafıza var. Dolayısıyla hiçbir şey yapılmamış ve insanların ilk başta mesela bu ziyaretler olduğu zaman da şunu ifade ediyorlardı. Diyorlardı ki biz 8 yıldır bu kurumlara uğramadık. Uğramadığımız gibi şu an temsiliyetimizi burada görüyoruz. Bu bizim için en anlamlı olan yanı. Şu kapıları açtığımızda eş başkanlarımızla görüşebiliyoruz, muhatabımızı görebiliyoruz. Bu çok önemli. Daha sonra kendi muhataplarına kendi ihtiyaçlarını söyleme, bu kentin hizmetine dair beklentisi işin içine girdiğinde bakıyoruz ki 8 yıl içerisinde yollar yapılmamış bu kentte. Bu kentin hala suyu gitmediği köyler ve mahalleler var. Hala üst yapı, alt yapı sorunu var. 8 yıldan fazladır ulaşım ana planına dair bir çalışma yürütülmemiş. Hala bu kentin, biz az önce sosyolojik sorunlardan bahsederken, kültürel etkinliklerine dair, kültürünün, yani Van kültürel anlamda zengin bir kenttir. Birçok farklı yapı mülkiliği içinde barındıran bir kenttir. Bunları, bu ihtiyaçları karşılamadığınız zaman bu bir soruna dönüşür. Kentin ihtiyacını giderememek anlamına gelir. Dolayısıyla o halle birlikte bu kentte ne kültürel bir etkinlik yapılmış, yapıldığı zaman yasaklanmış. Bunların hepsi büyük sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Kadın kırım politikaları. Mesela bizler belki birazdan yine detaylı açacağız ama burada biz kadın yaşam merkezleri açarken, kadın kültür evleri açarken, ilk adım istasyonları açarken, avro şiddet hattını açarken bunların hepsi kayyımlar eliyle kapatıldı. Ve o zamandan bugüne kadar derinleşen bir kadın kırım sorunu var bu kentte. Dolayısıyla bunların hepsine dair halktan çok ciddi bir hizmet talebi var. Öncelikli olarak intihara zorla sürüklenme, kadına yönelik şiddet, kadın katliamlarına dair bir çözüm isteme hali var. Biz bunu gündemimize alacağız. Kentin trafik sorunu var. Bunu gündemimize alacağız ve ulaşım ana planı çerçevesinde hem trafik sorunu... Bir şey sorabilir miyim? Şu ana kadar gittiğimiz yerde bir uyuşturucu meselesi çıktı karşımıza. Özellikle yaşı küçük çocukların, çocuk diyorum, gençler de değil hatta, çocukluktan başlayan. Van'da da benzer bir sorun yaşıyor musunuz? Aslında bu sorun sadece Van'la, sadece Batman'la, sadece işte Ahmet'le sınırlı kalan bir şey değil. Aslında bölgenin tamamına yayılan, özellikle kayyım atanan belediyelerin bulunduğu kentlerde. Biz mesela hep şunu ifade ettik, özel savaş politikalarını dile getirdiğimiz zaman bir kentte yaşayan halkların işte diline, dinine, kimliğine, inancına sahip olduğu değerlere dair bir saldırı başladığında bunlardan biri de aslında en temelde o toplumun öncü gücü olan kesime dönük yapılır. Kadınlar ve gençler, özellikle kadınlara karşı kadın kırım politikaları, genç kadınlara karşı kadın kırım politikaları yürütülürken gençlerin de apolitikleşmesi, tamamen aslında sorgulamayan, tamamen araştırmayan, işte özellikle de bunun için uyuşturucu dediğiniz mesele özel bir politik olarak yürütülüyor. Şimdi baktığımızda tam sorgulayan, işte ideolojik, politik olan bir zeminde bakıyorsunuz uyuşturucu çeteleri orada aslında kol geziyor. Özellikle de mesela Van'da bizler işte
Az önce ifade ettik, yürüttüğümüz politikaların tam karşısında bu politikalar yürütülüyor. Kültür evleri açtığımız sokaklarda, kreşler açtığımız sokaklarda halk kendi kültürüyle, kendi diliyle, kendi kimliğiyle kendini örgütleyebilmişken, yaşayabilmişken, daha demokratik bir yaşam sürdürebilmişken bakıyoruz ki 8-9 yıldır özel savaş politikalarıyla ve tam da kayyımların atandığı dönemde bu sokaklarda bahsettiğiniz sorun aslında daha da derinleşmiş oluyor. Şimdi bizlerin de buna dair tabii ki hem eğitsel hem kurumsal anlamda çok ciddi çalışmalarımız olacak buna dair. Hızlıca başlayacağız, komisyonlarınızı oluşturduk biz mecliste. Meclisimizdeki komisyonlar da buna dair çalışmalar yürütecekler. Hem eğitsel olarak hem de buna karşı daha etkin ve kapsamlı bir çalışma yürütebilmek için kurumsallaşmalarımızı da arttıracağız. Yani uyuşturucuyla mücadele etme, bununla birlikte diğer özel savaş politikalarıyla da mücadele etmeye dönük çalışmalarımız olacak elbette. Bu Van öteden beri çok büyük bir şehir ve giderek büyüyor. Ve ekonomisi de aslında çok canlı bir şehir değil mi? Yani turizm de var ama onun dışında da bir ekonomik faaliyet var. Ama aynı zamanda çok ciddi bir yoksulluk var. Bunu nasıl dengeleyebileceksin? Ya da belediyenin burada yapması gereken, yapabileceği ne var? Aslında biraz şeye değinmek gerekiyor Müşer Hocam. Buradaki ekonomik krizin, yoksulluk sorununu bilinçli olarak derinleştirilmesi. Zaten ülkenin genelinde bir ekonomik kriz var. Ama bazı kentler özellikle bu krizin derinleştirilmesine dönük bazı kentlerde politikalar yürütülür. Mesela Van bir sınır kenti. Aslında ekonomik olarak çok çok hareketli, çok aslında gelişken bir kent olması gerekirken bilinçli olarak sürekli bu sınır kapılarına uygulanan ambargo hali, işte dışarıdan gelecek olan turistlerin engelleniyor olması hali, burada aslında ticaretin yapılmasına dönük bir ambargonun hali, aynı zamanda kendisiyle birlikte bir ekonomik kriz de, yoksulluk krizini de derinleştirmiş oluyor. Mesela çıkıp gezelim ilçelerinde, genç bulamayız. Çünkü gençlerin hepsi iş imkanı olmadığı için işte metropollerde, daha çok işte farklı illerde, inşaatlarda çalışmak zorunda kalıyorlar. Şimdi bu göç etme hali kendisiyle birlikte birçok farklı sorun da ortaya çıkarmış oluyor. Hem gittikleri kentte yaşamış oldukları sorunlar, hem de geride bıraktıklarının burada yaşamış oldukları sorunlar. O kadar çok derin sosyolojik tahribatlar yaratıyor ki birbiriyle bağlı sorunlar, birbirine bağlı. Şimdi biz Van'a baktığımızda gerçekten stratejik bir yer. Yani hem doğa zenginlikleri açısından, turizmin gelişebilmesi açısından, tarım ve hayvancılık açısından çok gelişkin bir yer. Yani çok bereketli toprakları var. Ama baktığımız zaman bilinçli olarak aslında daha önce uygulanan imar planlamalarında, tarım alanlarının aslında imar alanına açılması, işte tarla vasfının kaybettiriliyor olması, tarım ve hayvancılığın önüne ve tabii ki ekonomik krizle birlikte birçok tekniki, fiziki işte zorlanmaları da yaşıyor çiftçi ve hani hayvancılık yapan kesimler açısından bunu söylüyorum. Ama bilinçli olarak turizmin geliştirilemiyor olması, işte kentte tarım ve hayvancılığa dair işte az önce bahsettiğiniz sorunların yaşatılıyor olması, işte aslında burada bilinçli olarak bir göç halinin olması beraberinde bir ekonomik krizi de getiriyor. Şimdi biz daha önceki deneyimlerimizden de yola çıkarak, önceki belediyelerimizin yapmış olduğu çalışmalardan da yola çıkarak elbette ki belki kısa vadede bunları hani ifade etmek biraz zor olacak şu koşullarda. Ama bizim de hayata geçireceğimiz projelerimiz olacak. Aynı zamanda ifade ettiğimiz hem turizm anlamında, hem tarım ve hayvancılık anlamında, mandıracılık anlamında, kadın, gençlik ve karma olarak kooperatifçilik anlamındaki deneyimlerimiz var. Buna dair çok ciddi çalışmalarımız olacak. Daha çok böyle ekonomiyi özgürleştiren, daha çok böyle bağımlı olmaktan kurtaran, halkın kendisinin üretime birebir dahil olduğu, üretebileceği birçok çalışmayı da yürütmeyi düşünüyoruz, planlamayı düşünüyoruz. Önümüzde var hepsi proje olarak da. Şimdiden başladık zaten. Bunların hepsini yapmak gibi bir planımız var. Van'ın bir sınır şehri olduğunu söylediniz. Evet, ve aynı zamanda da düzensiz göçün bir geçiş noktası olduğunu biliyorum. Bu Van'da düzensiz göç Van'da bir şeyleri değiştirdi mi? Yoksa insanlar geliyorlar ve gidiyorlar mı? Burada bir sığınmacı meselesi de var mı gündemde? Elbette. Aslında Van halkının yaşamış olduğu birçok sorunun
Buradaki bahsettiğiniz düzensiz göçle birlikte mültecilerin yaşadığı sorun 2-3 katına çıkmış oluyor. Barınma konusundan aslında çok masumane insani ihtiyaçlardan bahsediyoruz. Barınmak, yeme, içme. Burada yaşamımız normal ve yani idame etme konusundaki meselelerle çok ciddi sorunlar yaşıyorlar. Yani toplumun siyasal olarak kutuplaştırılıyor olması bir kere etkili olabiliyor. Aslında Van çok misafirperver bir kenttir. Dayanışması çok güçlü olan bir kenttir. Buraya gelen herkesi kendinden gören, sahiplenen, bu anlamda çok hoşgörülü bir kenttir. Ama son dönemin siyasal konjonktürü, toplumu, halkları birbirine karşı kutuplaştıran haline rağmen yine de burada sahiplenen bir yerden yaklaşıyor halk. Ama bizler kurumsal olarak baktığımız zaman mesela çoğu zaman kamuoyuna şunu yansıdığını görebiliyoruz. Geri gönderme merkezlerine kadınların işte şiddete maruz kaldığını, çocuklara şiddete maruz kaldığını, cinsel saldırının gerçekleştiğini görebiliyoruz yani. Bu tür durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Elbette ki bunun dışında çok böyle kayıt dışı istihdam meselesinin olduğunu görebiliyoruz. Çok düşük ücretle emeklerinin sömürüldüğünü görebiliyoruz. Bizim de buna dair elbette ki çalışmalarımız olacak. Daha güvenceli iş ortamı sağlayabilmek, daha güvenilir ve daha rahat edebilecekleri ortamlarda yaşamını sürdürebilmek gibi projelerimiz de elbette olacak. Özellikle yaşam merkezlerimizde, özellikle işte ilk adım istasyonlarımızda, kesinlikle ayrımcılığı gözetmeden, kesinlikle kendilerini burada yabancı hissedecek hiçbir muameleyi göstermeden hem eğitsel olarak hem de kurumsal olarak çalışmalarımız olduğunu ifade edebilirim. Şimdi o ilk günlerde yaşadığımız olayların ardından Van gibi bir büyük şehir ve çok sorunun olduğu bir yerde, yapılacak çok işin olduğu bir yerde sizin merkezi yönetimdeki bir iliştirme dosyası lazım. Buna anladığım kadarıyla şu ana kadar pek olmadı, değil mi? Yani genel anlamda, genel yani biz mesela yerel bakanlık temsilciliğiyle değil, valilikle, emniyetle bir irtibatınız, bir koordinasyonunuz var mı? Yok. Ona dair bir koordinasyonumuz yok. Olmadı da şu ana kadar. Olacak mı? Olma ihtimali var mı? Normalde şöyle, siz... Bu bir kentte mülki amir vardır ve bu mülki amir diğer bütün kurumlara dair bir koordinasyonu sağlamak gibi bir sorumluluğu olur. Ama bizler buradaki kurumların, mülki amirlerin siyasal süreçten etkilenip belediye eş başkanlarına bu çerçevede yaklaştığını düşünüyoruz. Neticede ya da, ya da yani işte siyasal konjonktüre göre. Yani biraz daha merkezi siyasetten bahsettiğimiz zaman aslında valiler, kaymakamlar, atanmış memurlardır. Neticede siz bir kendi koordine ederken bütün kurumları birbirinden ayırmadan koordine etmeniz gerekir ve bu kentin sorunlarını çözmeye çalışırsınız. Yani belki iktidarın yaklaşımı bu kurumlara da etkiliyor ve bu kurumların kararlar almasını ve çeşitli kurumlara dair yaklaşımını da aslında ortaya koymuş oluyor. Birazdan belediyemiz içerisinde biliyorsunuz aynı zamanda kayımlar genelde, hani genelde demeyeyim, tamamen valilerden ve kaymakamlardan oluşuyor. Dolayısıyla birbirini etkileyen süreçler, yani siyasal iktidarın tutumu neyse ve özellikle son dönemlerde AKP iktidarıyla birlikte tarafsız davranan, aslında siyasi görüşü olmayan hani valiler ve kaymakamlar, hani belki şey açısından biraz bu tutumla hareket ediyorlar. Biraz da işte atanma, mesela HDP'li belediyelere atanmalarından sonra da bu siyasi tavır aslında kendini biraz daha net ortaya koymuş oluyor. Birazdan biz aslında atanan kayyumların, kaymakam ve valilerin kentin kurumlarına karşı gösterdiği muameleyle de bu sizin sorduğunuz soruyu pekiştirmiş olacağız. Yani cevap olmuş olacak aslında. Çünkü birazdan belki biz burada yapılan protokolleri, biraz borç durumunu daha detaylı açmış olacağız. Görüşmek istememeleri, aslında biz her defasında kayyumların yarattığı tahribatı da ifade ediyoruz. Yani kentin üzerindeki tahribatı da ifade ediyoruz. Doğrusu bizim tavrımız belli. Biz bu kente hizmet etmek istiyoruz. Bu kentin hizmet görmesini istiyoruz. Bu kentte
daha demokratik bir yaşam olmasını istiyoruz. Halkların eşit yaşamasını istiyoruz. Kadınların katledilmemesini istiyoruz. Gençlerin akolitize edilmemesini istiyoruz. Dolayısıyla biz bu tavrı takınırken belli ki valiler, kaymakamlar da tavrını farklı bir yerden ele aldı. Bu konuda bir değişim bekliyor musunuz? Yoksa böyle devam edecek Yani biz bir değişimin olmasını zaten her zaman söylüyoruz. Bizler bu kentin, bu kent için hizmet edecek olan herkesle el ele verip çalışmayı isteriz. Ama siyasi tavır takınmadan, ama iktidarın siyasi görüşünün yanında olmadan, tarafsız, tamamen gelin birlikte bu kente hizmet edin. Kim olursa olsun, ama bize böyle yaklaşılmıyor yani. Bir milli eğitime, bir işte diyanete, bir işte il sağlık müdürlüğüne yaklaşıldığı gibi belediyelere yaklaşılmıyor. Neden? Çünkü siz bir siyasi partinin seçilmişleri oluyorsunuz ve ya bizler mesela her defasında söylüyoruz. Biz burada Büyükşehir Belediye Eş Başkanları olarak, belediye eş başkanları olarak biz burada kim olursa olsun, siyasi görüşü ne olursa olsun halklara hizmet etmek için buradayız. Bu fikriyatla yola çıkıyoruz. Kesinlikle ayrım gözetmeksizin. Ama aynı tavır valiler ve kaymakamlar tarafından gösterilmiyor maalesef. Bu noktada siyasi görüşünüzün olması onlar için bir şey ifade ediyor. Ve sizinle kıldığınız diyalogları da etkilemiş oluyor. Biraz sizin ifade ettiğiniz bu aslında. Bizim tavrımız belli. Biz her defasında ifade ediyoruz. Son olarak şimdi sormak istiyorum. Kayyumbeyli hakikaten kapandı. Yani bizler doğrusu özellikle Van direnişinden sonra halkın iradesinin kazanmış olması bizler açısından kayyum devrinin kapatıldığı anlamına geliyor. Bu çok anlamlı bir direnişti Rüşen Hocam. Neden? Çünkü halk şunu gösterdi. Adı ne olursa olsun, kayyum devri olsun, işte irade gaspı olsun ki bunlar hepsi bence toplamı zaten. Halk bir olduğu zaman, o ayrı ayrı bütün renkler, bütün zenginlikler bir olduğu zaman ve haksızlığa, hukuksuzluğa karşı seslerini birleştirdikleri zaman kayyum devri kapanmış oluyor. Bizim için Van devrimi direnişi bunu ifade ediyordu. Bizlerin gündeminde böyle bir şey yok. Biz ne bu kadar borcumuz, biz bunları teşhir etmek amaçlı söylüyoruz. Bu kadar borcumuzun olduğunu, bu kadar tahribatın olduğunu. Halk bunu biliyor ama dünya bilsin istiyoruz. Bizim kentlerimize böyle yaklaşıldı, böyle talan edildiler. Biz bu tahribata rağmen çok güçlü çalışmalar çıkaracağız. Şu an arkadaşlarımız ekoloji anlamında çok güzel işler yapıyorlar. Yol yapım anlamında, çok yol yapım, bakım, onarım anlamında çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Bizim tarımsal hizmetler alanında çalışmalarımız iyi gidiyor, güzel gidiyor. Kadın çalışmalarımız, gençlik çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Biz bu kentteki bütün sorunlara dönük çalışmalarımızı yürüteceğiz. O kentte hangi anlamda hizmet gerekiyorsa bunları yapacağız. Ve bunları yaparken de kayyum atanacakmış gibi değil. Biz kayyumu çoktan zihnimizden sildik. Van direnişi halkların hafızasında artık kayyumlar atanmayacak diye kaldı. Ve sadece Van için değil. Gerçekten tüm bugün işte İstanbul için, İzmir için, Ankara için, Ahmet için, Batman için bir kurtuluştu bu direniş. Bu açıdan bizim için kayyum devri bitmiştir. Daha halkların iradesine kayyum atılır cesaretini herhalde kimse kendinde bulamayacaktır bu direnişten sonra. Peki bitirmeden konuşamadığımız altını çizmek istediğiniz hususlar var mı? Yani şunu ifade edelim Müşer Hocam. Bizler her defasında söylüyoruz. Bugün burada sizlerin vasıtasıyla da ifade etmiş olalım. Hakikaten bu son dönemlerdeki gelişmeler bize tarihi anlamda çok ciddi mesajlar verdi. Ben sık sık hani konuşmamda ifade ediyorum ama bizi kurtaracak olan şey bize karşı, bize hedef alan, bize karşı yürütülen kim olursa olsun bugün hak, hukuk, adalet arayan herkese karşı yürütülen politikalara karşı bir olmamız gerekiyor. Çünkü adalete hepimizin ihtiyacı var, demokrasiye hepimizin ihtiyacı var. Hukukun üstünlüğünün tesis edilmesine hepimizin ihtiyacı var. Bugün Van direnişi herkes için kazandı ama iktidarın saldırılarına karşı daha da güçlü örgütlenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Daha büyük bir ses olması gerekiyor. Meselemiz sadece kayyum atanma meselesi değil.
Yani bunu daha önceki saldırılarda da gördük. En kurumsal, belki işte AKP'nin aklını en kurumsal olarak teşhir eden politika, tayin politikasıydı. Seçimlerde de gördük. Çok büyük kaybettirdi yani. Neredeyse yani çok büyük kaybettiler. Bunu ifade edeyim kısaca. Bizler buradan şöyle bir çağrıda bulunarak hakikaten politikalara karşı ne olursa olalım, düşüncemiz ne olursa ol, yani rengimiz, dilimiz, inancımız ne olursa olsun, bizim hizmet edeceğimiz akıl, eşitlik, adalet, demokrasi ve en önemlisi de vicdan olmalıdır. Vicdanlarımızı korudukça bu ülkede aslında hak ihlalleri olmayacak, adalet yerini bulmuş olacak ve bu hepimiz için olmuş olacak. Bunları son olarak ifade edeyim ve tekrardan size çok teşekkür ediyoruz buraya kadar geldiğiniz için. Sağ olun. Evet, Van Büyükşehir Belediyesi'nde Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şetal sorularımızı yanıtladı. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.